Evet. Herkese merhaba. Hararet adına söz verdiğimiz podcast'in ilk programındayız bugün. Bugün Saltuk Buğra Yurtar ile birlikteyiz. Hararet'in yazarlarından hatta son dönemlerde daha önemli yazarlarından birisi. Attığı kavramla ortaya Platonik Kemalizm yazısıyla. Şimdi bugün bizim mutat devamlı konumuz olan Türkiye'de modernleşme tarihi ve Niyazi Berkes üzerine konuşacağız. Türkiye'de çağdaşlaşma tarihi temalı fakat kitabi bir yayın olmayacak. Bizim genel tarzımız zaten buradan kitabı aktarmak değil. Evet, bir giriş yapması meselesiyle Saltuk bırakalım konuyu. Saltuk, seni dinliyorum. Okumak istersiniz. Eğer şöyle yapayım mesela, belki ismini niye okumak zorundayız? Bir kısa özetle buna girebilirsin mesela. Tabii tamam girelim. Yani belki şöyle ben şu an Marmara'da Uluslararası Politik Ekonomi bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Tez konumu da şimdilik yani taslak halinde ama Berkes ve Behice Boran üzerinden Osmanlı toplumuna bakışlarını karşılaştırmak var aklımda. Yani o yüzden yakın zamanda Berkes'in tüm külliyatını okudum. Hatta Türkiye'de çağdaşlaşmayı iki kere okumuş oldum. Daha önce de okumuştum. Ya, Türkiye'de çağdaşlaşma çok önemli bir kitap. Hani özellikle bu sol Kemalist hatta yani sol Kemalist vesaireyi geçelim. Türk siyaseti üzerine çalışanlar için hani kanonik denen o kitaplardan yani istediğiniz ciddi bir akademik yayını alın. Bu konularla herhangi böyle ilgili. Kesin bir atıf vardır veya bu yani bizden olmadığı halde hani bizden derken yani bizim görüşümüz belli işte bu iletişim yayınlarının görüşü belli. Onlar da gayet hani iyi övgüyle bahseder bu kitaptan hani yer yer eleştirileri olsa bile yani kendi alanında hani hem ideolojik hani kendi içinde belirli bir ideolojiyi taşıyan ama aynı zamanda objektif bir şekilde bir dönemi inceleyen hani gayet önemli hani yazıldığı dönem itibariyle de aslında öncü bir kitap. O yüzden bununla başlamak iyi olur diye düşündük. Evet. Güzel. Yani Berkes aslında kanonik kısmını açacak olursak belirleyici ve yön verici. Yani bir yere adım atacaksak modernleşmede özellikle, yani biri gelip de modernleşmeden bahsetmek istiyorsa veya da onu bildiğini iddia ediyor ve Berkes'ten hiç bahsetmiyorsa, o zaman çok da ciddiye almamıza gerek yok herhalde. Değil mi? Böyle düşünebiliriz gayet. O kadar Aynen önemli bir şey. öyle. Ya kesinlikle öyle. Beğen dediğim gibi Berkes'in aslında yani genel hayatına baktığımızda çok yani bu adam 1908 doğumlu. Adı da zaten Niyazi ikisinin adı da Enver. Bu 1908 Hürriyet kahramanlarından geliyor. Enver Paşa ve Resmi Mesela, evet. Niyazi'den. Hani 30'larda yaşamış, işte 30'larda Ankara'da işte görev almış, Atatürk'le yüz yüze gelmiş. Yani Cumhuriyeti hani ölene kadar yaşamış bir adam. Ve şöyle 40'larda yani daha henüz bu literatür ortada yokken yani yeni cumhuriyet doğal olarak kendi meşruiyetini kabul ettirmek için yani Osmanlı'yı reddetmek zorunda kalmışken tarihi şeylerini belki çok erken yıllarda 30'ların sonu hatta yani 30'ların sonu ve 40'larda Osmanlı'ya ilgi duymaya başlıyor. Yani çünkü bir şeylerin yani gerçekten yani siyasi olarak 23'ten başlatabiliriz miladi ama 23'ten başlamadığını, çoğu sorunun çok önceden geldiğini, çok eskiye dayandığını fark edip Osmanlı çalışmaya başlıyor. Ve zaten yani Türkiye'de Çağdaşlaşma kitabı da hani adı Türkiye'de Çağdaşlaşma ve 550 sayfalık bir kitap. Ama yani son bir 80 sayfası falan hariç şeye gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsetmiyor, Osmanlı'dan bahsediyor. Yani bu anlamda aslında Kemalistlere bazı eleştiriler yapılıyor ya, Osmanlı ile aralarındaki tarihi devamlık bir kesintiye uğratıldı falan diye. Aslında Berkes çok erken bir tarihte Kemalist tarihi yazınına veya Kemalizmin o 23-38 politikalarının aksine gayet yol ve yöntem bilerek Osmanlı ile devamlık üzerinden bir tarih okuması yapabilmiş. Bu da çok erken bir dönem için aslında çok önemli, değil mi? Şimdi de Evet evet böyle bir kesinlikle öyle. Yani o yüzden zaten literatürde yol açıcı bir çalışma. Ben sana şeyi söyleyeyim. Şeyi okudum. Bu tam adını veremeyeceğim ama ya sanırım iz bırakmış Kıbrıs'ı Türkler Sempozyumu yapıyorlar. Birden fazla yapmışlar belli ki. İlkini Niyazi Berkes'i yapıyorlar. Hani Berkes Kıbrıs'ta oldu. Orada Ayhan Aktar'ın olması lazım. Bir konuşması var. Şeyden bahsediyor işte Türkiye'de Çağdaşlaşmayı okumakla ilgili. Hani iki kere okumuş. Yani iki ayrı dönemde okumuş. Orada şeyden bahsediyor. Ömer Lütfü Balkan şey diye aktarmış birine. Ya yani böyle birilerinden alıntı veriyor ama Ömer Lütfü'ye dayanan nihayetinde. Yani
Berkes'e demiş ki biz senin kadar bu kadar teferruatlı ve bu kadar geniş bir alanda Osmanlı çalışması yapmamıştık falan. Yani çok iyi oldu bu çalışma, önümüzü açtı şeklinde. Ki yani bilirsiniz hani erken dönemin en önemli Osmanlı tarihçilerinden biri bu adam. Yani ondan Evet. böyle bir övgü gelmesi. Toprak meselesi üzerine özellikle Halil Evet. Nalcı'nın da hocası olması vesilesiyle önemli, Aynen. kıymetli. Aynen öyle. Yani Berkes bizde bile aslında bir bakıma hani kendisini Akçura'ya söylediği gibi unutulan adam olmuş. Hani aslına bakarsan gerçekten iletişim tayfa bu sol liberaller vesaire belki bizden daha çok okuyorlar ve tartışıyorlar bu adamı. Biz biraz unutmuşuz. Ve bir de yani gene kendi kitlemizi eleştirmeye başlamış gibi olacak. Yani ben de birkaç yıl önce yani öyleydim yani ilerliyoruz, gelişiyoruz nihayetinde ama ya bizde şu var. İşte Atatürk'ü sevenler ve karşı çıkanlar veya atıyorum işte Berkes'in Atatürkçü olduğunu bildiğimizde bu adamın tezlerine dikkat etmek yerine şuna bakıyoruz. Ha övmüş mü Atatürk'ü? Orayı alayım, kopyalayayım, kullanayım. Yani biz istiyoruz ki bu Evet. yayında ve yani devamında tezlerine inelim. Birazcık onlardan bahsedelim. Ya yani Atatürk'ün adını kullanmadan 23-38'e de gelmeden Kemalist nasıl bakar Osmanlı'ya? Yani Kemalist dünyaya nasıl bakar? Birazcık bunları Evet, bu anlamda baktığımızda aslında Berkes yani tersten bir okuma yapacak olursak Berkes Kemalizmi ve sol Kemalizm içinde konuştuğunu biz sol Kemalistler olarak özellikle belirtiyoruz. Fakat diğer taraftan da aslında Türkiye'de çağdaşlaşma tarihi bir nevi Atatürk'ün üzerindeki o kutsal hali şu anlamda belki daha tarihin içine sokuyor. Modernleşme tarihinde içinde anladığımız Atatürk mesihvari pozisyondan çıkıyor. Çünkü modernleşme tarihi içinde anlıyoruz bunu. Modernleşme tarihi içinde anlıyoruz bunu. Öyle anladığımız için de pek tabii o kutsallık halesi Mustafa Kemal üzerinden biraz gidiyor. Örneğin feminizm, örneğin devlet tartışmaları, örneğin siyasal rejim tartışmaları, harf inkılabı veya da kıyafet kültür tartışmaları. Hepsinin kökeni bu modernleşme içinde gördüğümüz için aslında Berkes'in böyle bir işlevi de var. Yani Mustafa Kemal'i tarihin içinde bir yerine sağlıklı bir şekilde oturtmak için de çok önemli. Yani bizi dinleyen muhtemel ilk dinleyicilerimiz İslamcılar veya da başka birisi olmayacağı için daha dar kapsamda Kemalistlere de seslenecek olursak ilk yayınımızda Niyazi Berkes'i neden okumalıyız? Mustafa Kemal'i tarihteki yerine oturtmak için de okumalıyız. Çok temel metin olmasının diğer sağlayan nedenlerden birisi de bu. Şimdi bu konuda senin devam edeceğin, ekleyeceğin bir şey var mı yoksa bir soru daha sorayım sana? yani aynen öyle doğru söylüyorsun ama şöyle bir şey var. Ben yöntem olarak bir yandan da yani ben Berkes'in sadece gösterdiği şeye değil hani gösterirken Berkes'in Çok durduğu güzel, yeri çok de evet. anlamaya Güzel bir çalışıyorum. nokta. Evet, onu vurgula. Yani Berkes nereden bakıyor? Ayağını nereye basıyor? Yöntemi ne? Bunu anlamaya çalışıyorum. Ben okudukça yani şeyi gördüm. Özellikle Atatürk konusuna geldikçe Berkes bu bildiğimiz klasik Marksist yani tarihsel materyalist bir şekilde okumuyor. Yani kişi olarak Atatürk'e çok önemli bir nokta koyuyor. Yani Atatürk'ü önemli bir yere koyuyor. Yani onun yarattığı devrimi yani şey gibi değil. Bir yandan bence Anladım. Türkiye'de Demek ki çağdaşlaşmada şöyle bir ikilem aslında görünebilir. Yanlış hatırlamıyorsam yani iki kere okudum ama yakın zamanda okumadım. Yani oldukça hacimli bir kitap. Hani yanlış hatırlamıyorsam bu konuda bir yandan şey diyor. Türkiye'nin bu modernizme geçişi aslında zorunluydu. Tarih onu itiyordu gibi bir yorumu var. Diğer yandan bu Atatürk dönemine geldiğinde şey yorumu var. Hani bizdeki devrimler hani milim milim tırnak tırnak kazına kazına alınmıştır ve Atatürk'ün kişiliği çok önemli. Hani Atatürk'e geldiğinde birazcık daha Weberian bir yoruma falan kayıyor hatta. Ve zaten Niyazi Berkes de ya açıkçası şu da enteresan. Külliyatını okuduğunda neredeyse Marx'la başa baş Weber atıfı görüyorsun. Hatta belki daha fazla Weber atıfı görüyorsun. O açıdan herkes de şey değil. Düz böyle böyle ortodoks Marksist değil zaten. Ve yakın zamanda da Wolfstein okuyorum. O da mesela Weber'le Marx'ın birbirini çoğu yönden tamamladığını, işte eksikliklerini giderdiğini falan söylüyor. Berkes bence erken dönemde birçok şeyin nüvesini de kendi içinde taşıyan bir adam. yani bu anlamda baktığımızda da şöyle de bir öneri getirebiliriz. Yani okumalar içinde çok keskin hatlarda ben Marksistim, işte Weber benim neyime söylemi de aslında bu anlamda yanlış. Aynen. Niye? Okuma türünü çeşitlendirdiğinde aslında hem birbirlerinden olan farkları birbirlerinin tarihi anlamda niceliklerini sağlıyor. Yani şöyle aslında Nili üzerine bir tartışma yürüttüğümüzde Weber ve Marx üzerine bir Marksist genelde Weber'i tam tersinden ne der? İşte onu okumamıza gerek yok. Diğer taraftan da der ki yani tarihi maddeci değil de idealist okuyan birisidir.
Tam tersine ona ihtiyacımız yok der. Fakat hakikat her zamanki gibi ikisini karmaktan çıkıyor. Büyük teoriler de oradan çıkıyor. Yani Aynen. üçlülükten çıkmıyor genelde. Çünkü Marx'ın Hegel'e yaptığını düşünelim mesela. Aynı şekilde o da aynısını yapmıştı. Ondan almıştı ve devam ettirmişti. Bu bağlamda Bak ben Niyazi sana bir Berk şey ekleyeyim burada. ekle. Hazır böyle Weber falan demişken, yani Weber'in bizdeki hani genelde ya aslında muhtemelen Sabri Ülgener daha iyi temsil edebilir ama hani popüler olarak Türk Weber'i dediğimizde hani Şerif Mardin vesaire gelir aklımıza ki bizim kitle de çok sevmez tezleri yüzünden. Ama yine de bu Ayanaktar Şerif Mardin'in öğrencisiymiş ve şeyden bahsediyor. Bize verdiği okumalarda hani farklı farklı kitaplar, şu bu işte makaleler vardı. Ama her hafta Berkes vardı ve Berkes'in çerçevesinde onu savunan veya eleştiren makaleler vardı. Yani eleştirse bile hani tartışmayı belirleyen Berkes. Ve Berkes'i çok önemsediğinden bahsediyor Şerif Mardin'in. Bu da çok enteresan bir nokta olarak, yani biz biraz fazla sanırım sınırları şey çiziyoruz ve düşman dost ediniyoruz. Yani karşıdaki adamdan da birçok şey öğrenebilirsin. Bu zaten aslında yine bizim hep güncel tartışmalarımızdan birine geliyor. Kendi kuşağımızın temsilcisi olarak belki de diğer kuşaklardan en önemli temsil ettiğimiz düşüncelerden birisinde aslında bu kamusallıkla alakalı. Yani o sosyal medyanın ve yeni iletişim şekillerinin getirdiği bir kamusallık meselesi var. O kamusallık da aslında bize şunu sağlıyor. İslamcıların, Marksistlerin, liberallerin, Kemalistlerin birbirlerinin alanlarına çok fazla girmelerini sağlıyor. Aslında bu bizim açımızdan bir avantaj. Evet. Yani bu iç içe girmelik, bir melezlik aslında bir şey üretime doğru gidebilir. O yüzden Yani bu söylediğim o anlamda da çok kıymetli. evet, bu epistemik cemaatleri hani kırıp hani yankı Evet. odalarının dışına çıkmak o açıdan önemli. Ben sana şeyi Kesinlikle. söyleyeyim istersen ilk önce. Birazcık biçimsel özelliklerinden bahsedersem, Türkiye'de çağdaş yazma ilk önce 60'ların sonunda İngilizce olarak yazılıyor. Ve aslında o İngilizce yayınla bizim şu an okuduğumuz Türkçe Türkiye'de Çağdaşlaşma neredeyse iki farklı kitap. Çünkü şöyle oluyor, yani dediğim gibi çok fazla övgü alıyor. Örneğin bu 20. yüzyılın en önemli tarihçilerinden William McNeill de eleştiri yazmış. Hani bir yandan eksikliklerini, hatalarını gösterse bile önemsemiş Türkiye'de Çağdaşlaşmayı. Diğer yandan Türkiye'de hem önemli bir literatür kapatıyor hem çok övgü alıyor. Berkes bunu Cumhuriyet'in 50. yılına bir hediye olarak çevirmeyi planlıyor ve ya bir yandan şeyde Kanada'da hoca, yani şöyle diyorlar, Berkes oradan Türkçeleştirmek istiyor kitabı, yani başka bir çevirmene de vermeye gönlü razı olmuyor. Kendisi aslında Türkçeleştirirken bir yerden sonra baştan yazıyor. Türkçe kitapta zaten başta akademik başlar, yavaş yavaş böyle konuşma diline doğru evrilir. Ve şey olmuş, bu kitabı yazarken de ben bunu bilmiyordum, Berkes sanırım hala eski alfabeyi kullanıyormuş Türkçe yazarken. Belki sonradan Osmanlıca, yani Osmanlıca dediğimiz Arap harfleriyle yazarak buraya gönderiyor. Burada onu alıyorlar. Tekrar Latin Tekrar. alfabesini çeviriyorlar ve bu şekilde yayınlanıyor 50. yılda. Böyle yani biçimsel olarak bunları söyleyeyim başta. Form olarak da böyle bir tarihi geçmişi var diyorsun. Evet. Peki ben en çok takıldığım meselelerden birisi, daha önce de bunu hem kendi aramızda hem de Facebook'ta başka mecralarda konuşmuştuk. Aslında çeviride yani Türkiye'de yani direkt kapak için bakarsak hani zarf, mazruf ayrımı gibi zarfa bakarsak Türkiye'de çağdaşlaşma yazıyor. Evet. Fakat hakikat sekülerizmden ileri Ha, geliyor. Yani evet. burada o konuya da girsen hoş olur. Biraz Tabii bahset şimdi. tabii. Tabii ben Peki. zaten esasen içeriye girdiğimizde anlatacağım yönü. Ya ilk önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de Çağdaşlaşma zor bir kitap. Yani doğrudan ben ilk okuduğumda şunu fark ettim. Ben hemen hemen %80-90'ını anlamadım. Çünkü bu şey kitabı değil. Olgu kitabı değil. Yani tarihte ne oldu bunu anlatmıyor. Aslında yani biz burada bir şeyi inceliyoruz. Herkes aşağı yukarı kendi terminolojisini oluşturmuş, kendi teorisini oluşturmuş ve bunu tarihe uyguluyor. Tarihten bunu okuyor. Yani olay neyin olduğundan çok Berkes'in okuma tarzı. Yani bunu anlamak daha önemli ve bu okuma tarzı Berkes'in tüm külliyatında vardır. Şudur, yani neden sekülerizm, neden çağdaşlaşma? Berkes sekülerleşmeyi ve çağdaşlaşmayı şöyle anlıyor. Kutsallaştırılmış gelenekten kurtulmak. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Bu Türkiye'de Çağdaşlaşma ile Türkiye İktisat Tarihi aslında birbirini bir bakıma tamamlayan iki kitap. Hani genelde yorumlara bakıyorum. Bu Ayhan Aktar da öyle demiş. Hani birbirinin devamıdır demiş de. Bence aksine Türkiye İktisat Tarihi altyapıyı anlatıyor. Ya daha da eski bir tarih anlatıyor aslında. 1700'lerde vesaire bitiyor o kitap. Doğru tarih olarak bir öncesini anlatıyor. Ama o altyapıya odaklanırken işte Osmanlı sınıfları, şudur budur, üretim ilişkileri,
Batı ile ilişkiler, para meselesi. Türkiye'de çağdaşlaşma birazcık daha üst yapı ve kültürü anlatıyor. Türkiye iktisat tarihi Osmanlı'nın ekonomik durağanlığını, bu aslında yani sermaye oluşamamasını anlatırken ve sonradan bozuk düzen dediği şeye evrilmeyi, Türkiye'de çağdaşlaşma bunun üst yapısını anlatıyor. Yani ekonomideki o durağanlık üst yapıya da yansımış. Aslında genel orta çağın bu kutsallaştırılmış gelenek dediği şey ve bu kutsallaştırılmış gelenek de benim incelediğim kadarıyla belki aslında 40'larda yani klasik bir hani şu anki yani çoğu Kemalist'in bakış açısından olduğu gibi din diyor geçiyor. Yani dine atıyor olayı ve diyor ki evet din yüzünden geri kaldık, din tutucudur vesaire. İnceledikçe zaman içinde şunu görüyorsun, Türkiye'de çağdaşlaşma da olay din değil, dinden evrilmiş. Zaten çoğu zaman şeyi söylüyor yani din olmadığını söylüyor. Bu olay gelenek. Yani dinde olmayan bir şey hatta. Yani bir şey ortaya atılmış ve o artık değiştirilemez hale gelmiş. İlerleme görüşü yok. Zaten Türkiye'de çağdaşlaşmanın olayı şudur. Biz geleneğe mi geri döneceğiz? Yani var olan dengeyi korumaya mı çalışacağız? Aslında bu kendi içinde bir dünya görüşü de barındırıyor. Diğer çok daha sımış olmayayım, şöyle anlatayım. Bir yanda mükemmel bir dünya görüşü var. Her şey denge içinde. Zaten ilerleme yok. Yani zaten bir dengedesin. Kaotik bir ortam yok veya ilerlemiyor. Her şey mükemmel. Sen o dengeden koptuğun vakit, o dengeyi değiştirdiğin vakit, yani ilerleme yoktur, değişim vardır ve değişim her zaman kötüdür bu sistemde. Çünkü ideal dengedesin. Artı veya eksi her şey ihtilaldir. İhtilalin ilk anlamı kötüdür bu bağlamda. Yani olumlu bir anlamı yoktur. Bunda önemli olan adaleti sağlamak, dengeyi sağlamaktır. Bu Kınalızade'nin şeyi vardır, bilirsin. Bu devlet ve adalet şeyi vardır işte. Risalesi mi? Aynen öyle. Orada bir denge vardır ve hani başladığı yerde tekrar aynı yere döner orada bakarsan. Yani Düğün zaten adalet biter. şeyden nizam-ı alem meselesi de Ha, yani aynen bu. Evet, ona geliyor. ha şey o sen söyle devam et. Bir yanda böyle bir görüş varken öbür yanda esasında bunu kabul etmeyen ve sürekli bir ilerlemeciyi öngören hani aydınlanmacı işte batıda doğmuş o görüş var. Tabii bunun ekonomik altyapıları da var ama belki bunda, bu kitapta daha çok üst yapıya bu düşünce zihniyet dünyasına odaklanıyor. Ve onun sekülerleşmeden anladığı şey yani dinden uzaklaşma değil de dünyevileşme ve gelenekten bağımsız olarak yeni şeyler ortaya koyabilme. Ya Osmanlı'da sürekli ya şey fark ediyorlar. Selim'den de önce bir dağılma olduğunu fark ediyorlar. Bir sıkıntı var. Bir geriye gidiyoruz. Ama çözüm önerileri hep şey. Biz dengeyi bozduk. O mükemmel dengeye geri dönmemiz gerekiyor. Yoksa her şey mahvolacak. Yani şey yok. Yeni bir görüş, bir yenilik yapalım, bir reform, bir ilerleme yok. Evet. Burada şey meselesi çok önemli. Kutsallaşmış gelenek boyundurluğundan kurtulma Aynen. meselesi. Fakat burada tabii bu şöyle bir konu. Saltuk'un şu kısmına çok katılıyorum. Niyazi Berkes'in yöntemini öğrenmekle Niyazi Berkes'in yazdıklarını eleştirel bir şekilde okumak arasında fark var. Yani yöntemi belki de yazdıklarından daha kıymetli olabilir. Saltuk biraz da Kesinlikle. bundan bahsediyor sanırım. Aynen öyle. Çünkü yazdıkları arasında daha sonra eleştirel bir programda yaparız. Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi çağdaşlaşmayı bir dünyevileşme olarak aldığımızda bir anlamda kesinlikle bir haklılık meselesi ortada var. Ama diğer taraftan gelenekle dünyevi olanın nerede birleşip nerede ayrıldığını sadece din üzerinden anlayabildiğimiz için bu sefer ortada utancılık başlıyor. Yani dinin başlattığı bir alan üzerinden bir tartışma yarattığımızda o alan külliye gelenekle bağdaştırıldığı için tamamen yok edilmesi ya da dönüştürülmesi alanı dönüşüyor. O yüzden ben Niyazi Berkes'in hani şerh düşerek bunu söylüyorum işte şu anda şerh düşüyor gibi olayım şu anda başka bir program için. Bu tanımını sıkıntılı buluyorum. Yani şöyle sıkıntılı buluyorum. Bir açıklama yapıyor fakat fazla esnek. Yani zaten kitabın başında da bu şey meselesi var ya hani laiklikle sekülerizm arasındaki fark, kiliseyle protestanlık arasındaki, katoliklikle protestanlık arasındaki fark, protestanlığın daha esnek olması ve buradaki Türk modelinin dünyevileşmesine daha fazla uyması. Çünkü burada o katoliklerin kilise düzeni gibi sert, katı bir sekter bir düzen yok.
buna falan benzetmeye çalışıyor. Ya bir de bu şeye benziyor. Diğer taraftan az önce bahsettiğim, ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzeninde hep bahsettiği ve benim çok vurgulayarak anlattığım bir şey var. Din meselesi Osmanlı için bir gerileme ve ilerleme meselesi olup olmadığını hep nasıl tartışır Doğan Avcıoğlu? Din madem bir gerileme meselesiydi, neden 15. 14. ya 14, 15, 16'da Osmanlı dinsiz miydi veya çok mu farklı yönetiliyordu? Hayır. Farklı olan şey işte o altyapı tartışmalarının üzerine gitmemiz gerekiyor. İşte Osmanlı bu sefer ekonomik düzeni, bahsettiğin o senin ideal düzen niye bozuldu? Bunların üzerine gitmek gerektiğini düşünüyorsun o saatten sonra. O yüzden bu şey önemli. Özellikle senin de bahsettiğin bu kutsallaşmış gelenek boyunduruğundan kurtulma meselesi hem anlaşılmaya hem de tartışmaya muhtaç bir konu bence hala ve çok verimli bir tartışma alanı. Aynen öyle ve bak yani açıkçası benim bu platonik Kemalizm yazımı bundan çıkma. Yani dini olmayan ama kutsallaştırılmış gelenek nedir? Abi platonik Kemalizmdir işte. Yani bugün bir sıkıntı var. Hani bir şeyler bozulmuş. Ne diyor adam? Hani 23-38 o düzene dönelim. Hani o dönemde ne yapıldıysa aynısını yapalım. Ne söylendiyse onları uygulayalım. Hani ona dönersek kurtulacağız. Hani bununla bir ilerleme görüşü yok. Adam onu kutsallaştırmış artık. Hani onu mükemmel görüyor. Onun kendi içindeki eksik kalmış şeylerini falan filan göz ardı ediyor. Hani diyor ki o ideali biz onu bozduğumuz için böyle oldu. Hayır abi dünya değişti ve sen değişen dünyaya uyum sağlamak hatta onun önüne geçmek zorundasın. Evet. Geçemediğin anda bu şekilde bir cenin pozisyonuna dönme refleksiyle karşı karşıya kalıyorsun Evet. anında. Bir Aynen de öyle. şey meselesi var bu şimdi Osmanlı'ya geri gittiğimiz andan itibaren özellikle 1950'lerde gittiğimiz zaman sonuçta bir cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte akademinin de kendini yapılandırması açısından işte köprünün şunun bunun Türkolojinin kurulması var. Avrupa tipi kürsülerin kurulması sürecinde biz şunu anlamış oluyoruz. Osmanlı'ya bakışımızda elbette ki Batı'yla kıyas olacak. Bu sefer iş şuna giriyor. Sen de çok iyi biliyorsun hatta işte güncelde de okuduğun bazı kitaplara geliyor. Osmanlı devlet rejimi ve Osmanlı'nın toprak düzeni, mülkiyet ilişkisi ve bunun meşruiyetini nereden aldığı meselesi ortaya çıkıyor. İşte bu Niyazi Berkes'in hatırlarsın Doğu Aynen. despotizmi, siyasal olarak Doğu despotizmi, dince de Sünni halifeliği geleneğinden bahsediyor. Şimdi bu mesela kendine bir özgünlük tartışması var burada. Osmanlı'nın kendine özgünlük tartışması hatta çok ilginçtir. Bu tartışmaya başlamadan önce Machiavelli henüz daha yeni bitirdim. Machiavelli'de çok enteresan bir alıntı hakikaten. Machiavelli diyor ki işte hükümdarlara o artık gelenekselleşmiş o şeyleri cümlelerinden birisinde hükümdarlara örnekler ve öğütler verirken diyor ki Fransa ile Türkiye karşılaştırıyor. Fransa'yı diyor işgal etmek kolaydır, tutmak zordur. Türk memleketlerini de işgal etmek zordur ama tutmak kolaydır diyor. Bunu da şöyle açıklıyor. Çünkü toprak düzeninde diyor Türkler olduğu yerde yönetirler ve bütün herkesi kullaştırırlar diyor. Tebaa yaparlar diyor. Fakat Avrupa'da o feodal mülkiyet ilişkisi yüzünden derebeyler vardır. Ve bu derebeyler padişahla aynı Osmanlı'daki gibi değiller. Yani bir kul ve tebaa ilişkisinden daha ziyade bir mülkiyet ilişkisi var orada. O özel mülkiyetin onlara kattığı ilginç bir durum var. O yüzden orayı işgal etmeye çalıştığında bir parayla onları devşirebiliyorsun. Onları yer değiştirebiliyorsun ama Osmanlı'da bu olmuyor. Yani Machiavelli bile burada bir toprak meselesi üzerinden aslında farkında olarak mı olmayacak bilmiyorum. Bir mülkiyet tartışması yapıyor. Yani bu en temel kült metinlerde bile hiç alakası olmayan hükümler kitabında bile böyle geçebiliyor. Bu konu hakkında özellikle bu toprak meselesi üzerinden hani Osmanlı feodal miydi veya işte feodaldi diğer aşamaları geçebilseydi kapitalizme varabilir miydi? Bunlar için neler söyleyebilirsin? Bu konular dediğim gibi daha çok Türkiye'de çağdaşlaşmadan ziyade şeye de var. Türkiye iktisat tarihinde var. Türkiye'de çağdaşlaşmada o konuya da geleceğim. O konuya girmeden Türkiye'de çağdaşlaşmadaki bu parantezi kapatayım. Bundaki mevzu mesela buna en yakın şu var. Berkes'in terminolojisindeki batılılaşma kavramı var. Mesela Berkes için batılılaşma şunu anlatıyor. Doğu tipi bir toplumdan modern batı tipi yani aslında kapitalist bir topluma geçiş. Daha doğrusu hayır aslında kapitalist demek yanlış olur çünkü sosyalist toplum da batılı nihayetinde. Yani gördüğü aslında üretim toplumuna geçmek. Bu ortaçağ toplumundan çıkıp Durgun, o az önce bahsettiğim durgun tarihin ve nizam dengesinin aynen çok öyle. sürekli ilerlemeye Aynen yaslanan öyle. motor zaten o. Evet evet ve şey görür zaten yani batı tipi topluma
geçişi şeyde görür. Bu işte Cumhuriyet Devrimi'nde Atatürk'le birlikte. Ve çok güzel bir tespit de var şeyler. Yani Atatürk ilkelerinden biri mesela batılılaşma değildir der. Çünkü artık batılılaşma tamamlanmıştır ve artık devrimcilik vardır. Hani artık o tekerlek dönmeye başlamıştır. Yani artık tamam, zaten Batı ile aynı o şeye girmişizdir. Hani kalıba değil. Yani biz de onlar gibi işte ulus devletiz. Biz de işte belirli üretim yapılarıyla şey yapıyoruz falan. Yani o eski düzen artık kırılmıştır. Bu çok önemli bir nokta. Şey, burada Atilla İlhan bu hangi, ya hangi batıdaydı ya hangi Atatürk'teydi, Niyazi Berkes'ten bir alıntı yapıyor. İşte batılılaşmaya ve batılılaşmayı savunanlara yani sövendim neredeyse, bir alıntıyı yapmış ve işte kendi içine batılılaşmayı kötülüyor Atilla İlhan. Hani görüşlerini bildiğimiz üzere. Ama orada bir çakallık yapmış. Bak, bu 550 sayfalık Türkiye'de Çağdaş Açma içinde sadece bir yerde Niyazi Berkes diyor ki, mütareke bu işgal döneminde bu doğu ve batı kavramları tepe taklak oldu. Doğulular, yani doğucular şeyden yana, işte milli mücadeleden yana, işte Sovyetlerle ilişkiden yana, şeyden yana, özgürlükten yana, batılı dedikleri adamlar hani batı mandasına girmeyi falan savunuyorlar. Şöyle böyle, yani ona özgü, sırf o döneme ait bir şey. Ne öncesini ne sonrasını kapsayan bir şey aslında bu. Yani dar bir alanı şey oradan cımbızlamış. Bunu da söylemeden geçmeyeyim Ateş'e. Layıhan. Diğer Ona da yandan çakmadan geçmiyor diyorsun. biraz öyle oldu. Bu şey konusunda, toprak meselesinde Niyazi Berkes şeyi savunanlardan. Osmanlı toplum yapısı Batı ile aynı değildi. Kendi içinde özgündü ve bu özgüncüler de aslında ikiye ayrılıyor. Yani Atatürkçüler diyebiliriz vesaire, fark etmez. Kimisi bunu çok olumlu anlıyor. Bu işte Kemal Dahir ile başlayan süreçte Kerim Devlet adını kullanıyor. Evet. Kemal Tahir ve Türkiye iktisat tarihi, yani çok akademik bir kitap. Hele ilk 100, 125 sayfası tarih anlatmaktan önce tek tek bütün sınıfları tanıtıyor, şu bu. Yani ben hoca olduğum takdirde, olursam yarın bir gün, yani kesinlikle bunu okuyacağım ilk 125 sayfasını Osmanlı'yı anlamak açısından. Ve orada şey diyor, ya bu kadar akademik bir kitapta diyor ki, yani kimileri diyor hani buna Kerim Devlet diyor. Bu devletin kerimliği olsa olsa eşeğini mahmuzlayan bir süvarinin gibi bir laf kullanıyor. Yani hani ya diyor ki, yani devlet senin sırtına biniyor, seni mahmuzluyor, işte şeyi koyuyor ve kullanıyor seni. Ya bu iyi bir şey değil diyor. Bu da biraz şeye yaklaşıyor. Bu özgüncüler arasında bir tarafta dediğim gibi Kerim Devletçiler var. Kemal Tahir, ondan sonra Ecevit aslında. Yani sosyal demokrasi birazcık bundan doğuyor diyebiliriz Türkiye'de. İsmail Cem birazcık bu ekoldendir. Diğer tarafta ise ceberrut devlet lafını kullanırlar bunlar genelde. Yani devleti ayrı, toplumu ayrı sınıflar olarak görüp devleti, yani Türkiye'de toplumları devleti değil, devletin toplumu belirlediğini ve değiştirebildiğini öne sürenler. Bunlar işte Mehmet Ali Aybar bunlardandır. Bildiğin gibi işte İdris Küçükömer'dir, şey Sencer Davutçuoğlu'dur. Bunlar genelde böyledir ve hatta 80'den sonra bu Mehmet Altanlar, ikinci cumhuriyetçiler, hatta sol liberaller biraz bundan yararlanacaklar. Bu devleti Kemalist olarak tanımlayıp işte Kemalist bürokrasi, tüm sivil toplumu da işte masum halklar, işte demokrasi önderleri olarak görüp yani böyle bir yoruma çıkacaklar. Bunlar arasından belki çok enteresan bir yerde kalıyor, biliyor musun? Yani ne Kerim Ne Devletçiler açıdan? yoksa efendim? Ne açıdan? Ya şöyle, tam bir yere oturtamıyorsun yani. Bir de genelde bu devleti sınıf olarak görenler, yani dediğim gibi ikiye ayrılıyorlar da, Berkes burada şöyle, hem ceberrut devlete kayıyor ama bir yandan da bu adam Kemalist diyorsa, yani ceberrut devlet diyenler hani genelde bürokrasiye şuna buna karşıdır bu tartışmalarda. Biraz yani kafamı karıştırmıştı ilk okuduğumda. Sonradan fark ettim. Berkes kırılmayı şeyde koyuyor. Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren yeni bir, işte dediğim gibi, şeyi batılılaşmış bir devlet kurulduğunu ve eski düzenin tasfiye edildiğini iddia ediyor. Yani diğerleri bir devamlılık görüyor. Hatta ya kendi içinde çatışıyorlar tabii ama devamlılık gördükleri herhalde buna Kemalist Devlet adını veriyorlar. Ya bu o tartışmaların işte aslında Berkes'e kapalı yoldan, ben şeyde okumadım. Fikret Başkaya'da Berkes ismini okudum okumadım hatırlamıyorum da, işte Başkaya'da onların tersini yazıyor ya. Değişen neydi diyor ya. Değişen neydi diyor falan, böyle yakınarak bahsediyor. Halkın yaşayışı aynı diyor vesaire. İşte ne değişti? İsmail Cem de bahsediyor ya, kültürel devrimler oldu. Fakat altyapı tartışmaları her zaman devam etti ve bu olmadı. Aslında
Niyazi Berkes'in modernleşme tarihi üzerinden bir okuma yapıldığında da tüm bir modernleşmenin aslında kültürel bir tartışma mı yoksa altyapı tartışması olup olmadığı da bir mesele. Çünkü Kemalistler sol olduğunu iddia ettikleri 60 ile 80 arasının dışında aslında 23-50'de de 80 sonrasında da Kemalistler genelde bu altyapı tartışmalarını çok umursamadılar. Özellikle Avcıoğlu ekolünü oradan çıkartırsak çok 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 önemli bir damar olduğu için onu bambaşka anıyoruz. 60-80 arasında ama onun dışında Kemalistler bu altyapı tartışmasını umursamadan bunu daha çok bir kültürel devrimler süreci olarak algıladılar. Yani aslında bizim modernleşme tarihine bakışımızda da Berkes açısından söylemiyorum. Aynı yöntemsel olarak başka bir şey iddia ediyorum şu anda. Yöntemsel olarak aslında iki farklı okuma tarzı var. Yani bir kültürel okuma tarzı, bir de altyapı olarak okuma tarzı. Kültürel okuma çok daha basit tabii. Yani bir şapka, bir görünüş, bir yasayla değiştiği andan itibaren o bambaşka bir yere gidiyor. Fakat altyapı tartışmaları işte hala yani 2020 yılında bile biz o altyapı tartışmalarını birçok açıdan devam ettiriyoruz. Ve hala çözülmüş değil. Yani o işte Osmanlı devam etseydi nasıl olabilirdi veya devam etmediği için Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki toprak politikalar arasındaki fark nedir? O kadar ayrı politikalar var mı? Halka yansıdı mı? Ve yansıdıysa 60 ile 80 arası niye biz hala onu tamamlama ihtiyacı duyuyoruz? Mesela şey çok önemli değil mi? Tamamlama kelimesi. Yani 60 ile 80 arasının en ezici kelimelerinden birisi eksik kalan devrim, tamamlanması gereken devrim. Ya sol Kemalizm birazcık bunu iddia eder zaten. Hani bir şey yarım kalmıştır ve biz onu tamamlayacağız. Yani iddiası genelde budur. Temeldeki iddialarımızdan biri o oluyor genelde. Velhasıl kelam şu an 32 dakikada olmuş. 3,5 dakikamız var. 35 dakikada bitirelim bu yayını veya 40 dakikada en fazla. Çünkü dinleyiciler açısından da yani bu bir şey yayını daha fazla. Kendi aramıza saltukla işte ben Türkiye'de çağdaşlaşma tarihini daha çok ansiklopedik bir metin gibi okudum. Yani işte örnek veriyorum işte bir şey merak ettim açtım, bir şey merak ettik açtım. Oturup da mesai yapıp 3-4 saat günde okumadım. Fakat temel kavramların hepsine de ortalama sahibim. Özellikle bu işte sekülerizm, katoliklik falan meselelerini zaten umursadığım meseleler. Türkiye çok etkilen meseleler hala çözülemediği için. Amacımız buydu. Yani dinleyiciler açısından Niyazi Berkes niye okunmalı? Okunursa neyi çözebilir? Okunmazsa neyi kaybedebilir? Mesela okunmayı anlattık ve okunmazsa peki ne olur? Yani Niyazi Berkes'in modernleşme tarihini bir Kemalist okumazsa bak bu da ilginç bir konu. Ne olur? Sağ ol. Vallahi diyeyim, belki sen alamadığını hiçbir yerden alamazsın, biliyor musun? Çünkü çok özgün bir adam ve ya şöyle, Kurtuluş Hoca'nın çok güzel bir lafı var. Hani birazcık belki değiştirir. Yani tam cümle cümle söyleyemeyeceğim ama şey diyor, yani 60'tan sonra diyor, hani ona karşı olsun, ondan yana olsun, hani farkında olsun olmasın, hemen hemen herkes Niyazi Berkes'in açtığı tartışmalar, açtığı yoldan gidiyor diyor. Ya şöyle, dediğim gibi yöntem çok önemli ya. Bu adamın bu işte kutsallaştırılmış gelenek, yani şey çok basittir. Tarihteki o olguları ezberlemek, yani ne olmuş ne bitmiş, aman devrimi savunduk yok savunmadık. Ama bir teoriyi anlayıp içselleştirmek ve bunu bir şeylere kullanabilmek, yani bir şeylere bakarken o gözlüğü takabilmek çok önemlidir. Teorileri ben bu yüzden önemsiyorum. Teori gözlüktür ya. O gözlüğü edindikten sonra takıp her şeye bakabilirsin ama olgu bir tane taştır, orada durur yani. Yani ona hangi gözlükle baktın, o taşı neye bağladın da değer kazanırım. O açıdan yani Niyazi Berkes bir teorisyendir esasında. O yüzden bunu da tarih olarak hani ne olmuş diye okumasınlar. Bir de ben şey söyleyeyim. Ya acemiliğimize geldi işte. Söylemek istediklerim eksik kaldı. Belki gereksiz yerleri çok uzattım. Bir daha buna dikkat ederim ama Türkiye'de çağdaşlaşmayı mesela, dediğim gibi hani başta sanırım birazcık değindim ama hemen herkese önermem. Yani dediğim gibi ağır bir kitap. Başta anlaması zor olabilir. Birazcık Osmanlı devrim tarihini en azından 3. Selim'den itibaren ana hatlarıyla bilip sonra okumak daha iyi olur. Yani birdenbire 50 sayfa okuyacağım diye kendinizi kasmayın. Dönün dönün tekrar okuyun, işte adım adım okuyun, üzerine düşünün. Özellikle ben yani ilk okumaya başladığım, ilk önemsediğim mesele şeydi. İlk kısım çağdaşlaşma kavramı üzerine yaptığı tartışmalar. Şeyi çok önemsememiştim. İlk aşama vesaire Nizam-ı Cedid mesela onu da çok önemsememiştim. Şeye bakmıştım. Çok ilgi çekici başlıklar var. Mesela hiç eline almayanlar için. Mesela gavur padişah. Yani modernleşme tarihinde neden bir padişah gavur olur ve onun meşruiyeti gavurluk üzerinden kurulurken 2020 yılında hala Mustafa Kemal'e işte gavurluk vesaire hani yine İslam dışı yani anti-İslam
olan kavramlarla saldırıyorlar. Yani bu Osmanlı'da da vardı. Yenilik ne zaman varsa onun karşısında diyalektik olarak eski düzeni savunanlar da var. Berkes'in önemli anlatmaya çalıştığı şeylerden birisi bu. İşte bu dil çağdaşlaşması ve siyasal anlamları var. Bunu da şu açıdan önemli buluyorum. İşte Mustafa Kemal'in ve 23-38 arası devrimlerin kökenlerini burada bulabiliyorsun. Yani neden bunlar olmuş, neden olması gerekiyormuş tartışmaları buluyorsun. Bu açıdan kitap senin dediğin gibi aslında bir tarih kitabından daha ziyade tarihi nasıl anlamamız gerektiğine dair doğru veya yanlış hiç fark etmez bir anlama yöntemi sunuyor. Yani hem okuyacaksın hem de örnek veriyorum yani bir şeyi sevmekle onu anlatabilmek arasında fark var. İşte Berkes bu anlatma işini yapıyor. Yani bir şeyi yani bir hikaye duyarsın ama anlatamazsın. Berkes bunu yapıyor. Özellikle de Türkiye'nin yani son 200 yıldır en büyük sorusu ne? İşte Türkiye nasıl kurtulabilir? Nasıl refaha çıkabilir? Hala da o soruyu soruyoruz. Ve bu soruyu sorduğu halde buna yanıt verme arayışına düşen akademik metinlerin ilki veya ikincisi Türkiye'de çağdaşlaşma. Başka bir programda da ben de yeni şeyi okumuştum hatırlarsın. Tarık Zafer Tunay'ın Türkiye'nin siyasi hayatta batılılaşma hareketleri. İkinci, üçüncü, dördüncü programda da ben bunu anlattım bu sefer. Saldım belki Olabilir. soruyu. Belki Erhan Yani sorusu. şey söyleyelim, yani biz burada kitapları özetleyip içindekileri tek tek anlatmak yerine kitapların üzerine konuşacağız zaten. Yani bu tarzda olacak yayınlar. Evet yani çünkü ya kitabi anlamda zaten Google'a yazdığında Ekşi'de falan 3-4 tane özetlenmiş bilgi bulabilirsin. Bir de okuyor Ama abi zaten, hani kitabı podcast'ten öğrenmezsin yani. aynen öyle. Ama ne yaparsın? Bu podcast'ten sonra belki biraz daha fazla ilgi duyarsın. Mesela Gavur Padişah ya. Gavur Padişah olur mu lan? Bu nasıl bir şey dersin belki. Çıkar oradan okursun. Veya dersin ki ya bu tarih tarih diyoruz. Bu ne işe yarıyor? İşte Berkes onun ne işe yaradığını anlatabiliyor mesela. Yani hani bir bilgi var. İşte Aynen öyle. 1453 Ama İstanbul şey de fethedildi. yapalım. Eksik yanını da mesela söyleyelim veya bir hatasını. Yani çünkü biz de bir kitabı önce o bu işte tamam bizim işte eserimiz bunu baştan sona ezberleyip her şeyle savunacağız değil. Belgesin şu hatası var ki bunu William McNeill de eleştirisine yazıyor. Abi çok dağıtıyor konuyu ya. Ya şöyle bir şey var. Bu adam yani hem sosyolog hem iktisatçı hem felsefeci şu bu falan her şey ve ya artık taşmış, anlatmak istiyor her şeyi. Ya ana konudan giderken bir sapağa bir giriyor ve oradan çıkamıyor. Bambaşka yerlere gidiyorsun. Ya çok şey öğreniyorsun. Deli gibi şey öğreniyorsun. Ki çoğunu da unutuyorsun yani. Artık bağlayacak bir şey olmadığı için. Adam zaten bilmediğin bir şeyin sana bilgisini verip sonra diyor ki bu böyle bilinir ama bu böyle değildir. Esası şudur diyor. Yani böyle bakıp kalıyorsun. O açıdan hem tekrar tekrar okunması gereken hem de dikkatli okunması gereken mesela çok dağıtmış çünkü herkes. Evet. Bu açıdan bu eleştiri sunmam iyi oldu. Çünkü biz böyle bir şey de yapalım. Yani Kemalistlerin genel tavırlarından birisi devamlı bir metin alıp kutsallaştırmak ve onun üzerine bir hayat inşa etmek olduğu için biz onu da kıralım. Bu şeyi iyi hatırlattın. Eleştiri meselesini iyi hatırlattın. Ben de o Berkes'te zaten bir kutsallık ve gelenek ilişkisinden, din ilişkisinden bir eleştirde bulunmuştum. Şey atıfı yapayım ben de. Eleştiri değil ama Berkes'in vurgulamakta olduğu bir de şöyle bir tarafı var. Berkes biliyorsun Gökalp ve Akçuru üzerinden bir tartışma yürütüldüğünde dönem dönem farklı şeyler söyleyebiliyor. Fakat bu farklılık üzerine bir okuma yapmak isteyen varsa özellikle Berkes'ten Akçuru'ya gitmek isteyen varsa ki çünkü atıf atıfa götürür oradan oraya başka bir yol çıkar. Dinleyiciler açısından birinci metin Niyazi Berkes'in Unutulan Adam makalesi Yusuf Akçura onu okuyabilirsiniz. Bununla ne alakası var derseniz Berkes'in bakışındaki dönemsel farklılıklar ve o dönemsel farklılıkta Akçura neden kıymetli? Türkiye modernleşme tarihinde ve Kemalizm içinde Akçura neden kıymetli? Bir de onun üstüne yine dinleyenler için söylüyorum. Mehmet Kağan Çelen'in şey hemen internetten bakayım. Yine aynı konuda bir şey vardı. Niyazi Berkes üzerine Evet, bir anlatmış eleştiri yazısı oluyor. var. Hani gayet de Aynen. yerinde. Çünkü onu okumak niye? Heh. Niyazi Berkes'e göre Yusuf Akçura niçin unutuldu? Mehmet Kağan Çelen. Şimdi bunu niye söyledim? Akçura'nın bir metni ve onun üzerine yazılmış bir eleştiri. Berkes'in bir metni Akçura üzerine. Kağan Çelen de Berkes'in Akçura üzerine yazdığı şey üzerine bir eleştiri metni kaleme alıyor. Burada da ben Kağan Çelen'i yüzde falan tanıdığım yok. Fakat çok güzel bir eleştiri metni yazmış. Yani Berkes eleştirilemez mi? Yok gayet de eleştirilebilir. Hiçbir sıkıntı da Aynen yok. öyle. O Ya açıdan orada biraz. şeyi görüyorsun zaten. Yani esasen Yusuf Akçura üzerine yazdığı bir makale gibi ama hani gayet Gökalp ve Akçura'yı karşılaştırıyor. Birini övüp birini bir bakıma yeriyor. Ve burada da aslında Gökalp derken
Ya okusunlar tabii de burada özetliyorum işte Gökalp derken dönemin tutucu Turancılarını karşıya koyup alt Evet. şurayı işte Kemalist olarak kabul edip kendisi de zaten hayatından Analoji üzerinden yapıyor bunu daha çok olduğu için de. hani kendi Gökalp hayatında da değil biliyorsun sadece. bu Turancılarla çok hani karşı karşıya geldiği için hani oradan bir şey yapıyor. Ama kendi eserlerinde bak ben okudum diyorum hepsini hemen. Hani Türkiye'de çağdaşlaşmadan tut. Hani diğer işte Türk düşünürlüğünde Batı soruna kadar. Yani Akçura hemen hemen yani çok az geçerken Gökalp'e çok önemli bir yer veriyor. Yani sonradan böyle bir makale yazmasının eleştirilmesi çok haklı. Yani Gökalp'i çünkü çok önemli bir yere koydu. Gayet ortada. Şeyde bile ortada. Türkiye'de çağdaşlaşmada. Onu da Bir de okusunlar anlatırdım ama neyse. Onu da merak eden okusun. Çok güzel bir yere koyuyor Gökalp orada. Bir düğüm çözücü olarak görüyor aslında siyasi fikirlerde. bunu kesinlikle dinleyicilerden tavsiye olarak dinlemelerini şey yaptık, önerdik. Bir de son olarak şeyden bahsedelim. Bence öyle bitirelim programı. Türkiye modernleşme tarihi ne işe yarar dediğimizde bizim hastalık semptomlarımızdan birisi şu an Batı'ya karşı olan bir nefret ya. Berkes'in bu modernleşme sürecini batılılaşma olarak ele aldığında Batılılaşmayı Batı'ya rağmen olarak görüp Aynen öyle. emperyalist Batı ile kültürel Batı arasındaki farkı koyması yine tarihi açısından yani bizim Kemalistler olarak bir açık kapımız oluyor. Yani bize bir manevra alanı sağlamıyor mu sence de? Kesinlikle ya Berkes'in Batı şeyleri çok güzel, bu analizleri çok güzel. Dediğim gibi onun o biçimini alma, onunla aynı yani aynı yarışa girdikten sonra, yani şey gibi biz at yarışındaki bir eşek gibiydik. Yani öyle diyeyim. Bu Osmanlı dönemindeki devlet yapımızda vesaire. Biz bunları işte modifiye ettik diyeyim. Yani onlarla aynı yarışa geldik ve artık şey değiliz. Hani onlara benzemeye çalışmıyoruz. Onları geçmeye çalışıyoruz. Olay bu. Ve şey diyor hatta çok güzel bir şekilde Türk düşününde Batı sorununda olması lazım. Bizim anladığımız batılılaşma şeydir diyor. Yani tam hatırlamıyorum cümle cümle de işte olumlu anlamları söylüyor işte. Batıya rağmen batılılaşma, modernleşme şu bu. Onların anladığı batılılaşma diyor. Batıya sorgusuz, sualsiz itaattir diyor. Bu yüzden diyor Adnan Menderes onlar için batılıyken diyor Atatürk dönemi hani batıya rağmen batılılaşma hani kendi başına buyruk aşırı bir ulusalcılıktır diyor. Ama Berkes'e Yani. göre esas odur yani olumlu batılılaşma. Ya böyle birden farklı batılılaşma şeyi koyuyor aslında Berkes'te. Aslında bir nevi filtreli batılılaşma. Yani kendi programı Filtre. dahilinde batılılaşma meselesi. Evet. Yani bizim için de aynı şey geçerli. Yani Kemalistler açısından batılılaşma bir batıdaki her şeyin iyi olduğuna dair ürettiğimiz bir mit değil. Ama fakat bunu soranlara da sorduğumuz bir soru şu oluyor. Batılılaşmayalım. Peki ne yapalım? Bu soruyu hala bir yanıt veremediğimiz için hala mesela kurumlar demokrasi, parlamenter demokrasi, ifade özgürlüğü, insan hakları bunlara hala yanıt veremediğimiz için hala gözümüz bir şekilde orada kalmak zorunda kalıyor. Programı böyle bitirelim. Son söyleyeceğim bir şey var mı abi? Bu batılılaşma konusu çok önemli biliyorsun. Biz seninle bunu yıllardır konuşuyoruz ki Evet. yani benim buradaki konumum da çok değişti. Muhtemelen senin de az da olsa değişmiştir. Bu konuya ayrı bir yayın Tabii. yapsak çok iyi olur gibi geliyor bana. Bu batılılaşma üzerine bir kitap ve belki birkaç kitap üzerine tematik Olur. belki 1 saat, belki 1,5 saatlik bir yayın yaparız. Bu yayınımızın ilki aslında şey gibi oldu. Bir yol ve yön ve tarif etmek için oldu. Çünkü şimdi bu ilk yayın olduğu için 43-44 dakikalık bir yayın içinde biz şu an aynı Berkes'in yöntemini tartıştığımız gibi kendimiz de bir yöntem tartışmış olduk yaptığımız şeylerden. Yayın sonrası böyle bir öz eleştiri de yaparız. Şimdiden dinleyen herkes için çok çok teşekkür ediyoruz. Saltuğun ağzına sağlık. Bugün programı daha çok Saltuk yürüttü. Hararet Podcast'in ilk programı sonlanmış oldu. Acemiliğimize geldi biraz. Efendim? Acemiliğimize Tabii tabii geldi bu biraz. Türk olduğumuz için kervanı yolda düzmek bizim Evet, genelde evet. genel kuralımız oluyor. Orta Asyalıktan gelsin. Şeyle bitirelim. Güven Adıgüzel'in bir şiirinde bir dize vardı. Şey diyordu. Orta Asya'yı terk ettiğinden beri huzursuzdur kavmim. Tüm mesele bu kavmi huzurlu hale getirmek. Başka da bir meselemiz yok aslında. Tekrar herkese teşekkür ederiz. Hararet'in podcast'i, ilk podcast'i sonlanmıştır. Keyifli dinlemeler. Görüşürüz Saltukçum. Görüşürüz.